Vücutta kanamalar oluyor. Hı hı. Sonuçta damar, bir damardan bir noktadan girip istediğimiz yere gidebiliyoruz hı hı. damarlar içerisinde. Bütün kanamaları durdurabiliyoruz. Hı hı. Yani akciğerde bir kanama olursa onu durdurma işlemini biz yapıyoruz. Hı. Bağırsakta kanama olursa, eğer endoskopik yöntemle durdurulamazsa yine hı hı. damar içerisinden gidip hı hı. durdurabiliyoruz. Yani vücutta oluşabilecek her türlü kanamayı hı hı. durdurma işlemini girişimsel radyolojide yapılabiliyor. hı. hı. Tam tersine damar tıkanıklığı varsa hmm. bu sefer damarı açma işlemleri girişimsel radyolojide evet. yapılıyor. Kalp haricindeki Hı -hı. bütün anjiyo yöntemiyle diğer bütün damarları Hı -hı. E, tedavi etme, açma, e, orayları genişletme işlemi girişimsel radyolojide yapılıyor. Hı -hı. E, onun dışında tümörlerle uğraşıyoruz. Tümörlerle Mesela Vücudun halkımız, her yerindeki e, tümörlere ulaşabiliyor musunuz hocam? Beyin hariç demiştiniz gerçi ama. Yok, tümör farklı bir hmm. e, olgu. Hani tümörde genel olarak onkoloji e, doktorlarımız hmm. e, bununla e, tedavisini yapıyorlar ancak hmm. bazen e, tümörün kontrol edilemediği olgular olabiliyor. Özellikle karaciğer yerleşimli tümörlerde eğer hasta onkolojik olarak Tedavisini alıyor, kemoterapisini ancak kontrol edilemiyorsa karaciğerdeki bu tümör, hı hı. o zaman yani biz devreye giriyoruz. Hı hı. Ee, kasıktan çok e, küçük burada da getirdim onu da gösterebilirim. Hani hı hı. nasıl giriyoruz? Hı hı. Bu bizim bakalım. iğnemiz. Hani bu iğneyle iğne deliğinden tedavi bunun için deniyor. Bununla hı hı. damarın içerisine giriyoruz. Evet. Daha sonrasında damar içerisine girdikten sonra bu teli bunun içerisinden gönderiyoruz. Hı hı ve daha sonrasında bu iğnemizi geriye doğru çekip hmm. daha sonra bunu yerleştiriyoruz. Bu kılıfı bunun üzerinden yerleştiriyoruz. Evet. Bu damarın içerisinde kalıyor. Ve tüm işlemleri şu kadarcık bir borunun içerisinden gerçekleştiriyoruz. Yani gerçekten çok ince. Hodan. Evet. İncecik bir e, yapı. Hı hı. Ve hasta ya 6 saat sonra evine gidiyor hı hı. ya da e, yani daha değişik yöntemler de var. Artık çok daha hızlı kalkabiliyor. Ya 200 hı hı. saat içerisinde de kalkabiliyor. Hı hı. Ama bir gün sonra banyosunu yapıp rahat bir şekilde hayatına devam edebiliyor. Yani, yani müthiş ekstradan... de konforlu bir teknik evet. o zaman. İnsan hayatını kolaylaştıran. Peki anestezi falan uyguluyor musunuz hocam? Bir acı ya da ağrı hissediyor mu hasta? Sadece lokal anestezi. Lokal anestezi evet. Evet. yapıyorsunuz. Bazı tabii ki işlemlerimiz var. Ağır işlemler. Ee, o hastalarda genel anestezi işlemi. Yani genel anestezi veriyoruz Hı -hı. hastalara. Ama işlemlerimizin çoğunu lokal anestezi altında hı hı. ağrısız bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Hastalarla ben zaten sürekli konuşuyorum. Hı hı. Hani irtibatta oluyoruz işlemi evet, yaparken. Evet. Hasta da farkında oluyor. Hasta seyrediyor ne yapıldığını görüyor. Onu da görüyor. Tabii güzel. tabii. Yani ekrandan kendi yapıldığı hı hı. işlemi görebiliyor. Kendisine ne yapıldığını görebiliyor. Hı hı. Ee, yani hızlı bir şekilde. Tabii işlemler çok hızlı olduğu için hasta anestezi almadığı için hı hı. anesteziye ait komplikasyonlar da ortadan kalkmış oluyor. Hı.